Tayirinde bir taşa gözümün yaşını üstürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı. Tek taraflı bitti. Melodos lazım şimdi bana. Mükürek bir kayık. Sulada birkaç şişe yakut. Yerdük kırmızı. Severim gelmişine geçmişine. Ayıpsa ayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Hadi yat. Babacığım, biliyorum uyumuyorsun ama hadi yatağında uyuma. Tamam, uyumuyorum. Tamam Marmara Eşref. Sen yatağına git, gene uyuma. E hadi baba. O kadar oldu mu ya? Daha şimdi haberleri izliyordum. O 10.30
2:30'daydı. Hadi. Sen niye yatmadın hala? Ödev işte, bitmek bilmedi. Daha okul açılalı kaç gün oldu? Ne ödevi bu? Özlemişler bizi işte. Yatıyorum ben de artık, hadi. Sinirlendim de onun için böyle burada uyuyakalmışım. Neye sinirlendin? Neye mi? Neyse. Ya herifin biri bir kız almış. Bir hafta sonra kızcağız pat diye ölmüş. Bu da kalkmış babasına gitmiş. Bu kadar masraf yaptım. Başlık parası verdim. Ev bark kurdum bilmem ne. Kızınız kalktı öldü. Ben anlamam, kız kardeşini verin bana demiş. Kızın babası da silahla kovalamış bunu. Gülme gülme. Bununla kalsa iyi. Ertesi günü bu ayı bu sefer gitmiş adamın dükkanını yakmış. Derken yandaki tüpçü de havaya uçmuş. Bom. Zaman ayarlı parça tesirli bomba sanki. Bunda gülecek ne var? İyi geceler kızım. Sen de geç kalma. Kalmam, iyi geceler baba. Serseri. Niye uyuyamadığın anlaşıldı baba. Rüzgarın tezkeresine ne kaldı ki? Son telefonunda gel tezkere gel diye bağırmıştı. Güzel oğul. Oğulcuğum. Günaydın paşam oğlum benim. Doğum günün kutlu olsun. Ömrüm, hasretim, kayıp hazinem benim. Bu sefer bulacağım seni. Vallahi kalbime duvar benim. Bu sefer doğru iz üzerindeyim, biliyorum. Vallahi bir ömür geçti. Ne olur artık bu sefer bulayım oğlumu. Sarılıp koklayayım doya doya. Mis gibi kokardı oğlum, mis. Boyumu geçti mi acaba? Hayat! Hayat neredesin? Buradayız be. Nerede olacağız? Hayat! Geldim Mecit Bey. Uyandın mı? Uyandım. Sen ne halt etmeye çıktın gene dışarı? Ayazda, sabahın köründe. Ya uyku tutmadı yine, ne bileyim ben. Bitti. Kurtuluyorum senden. Az kaldı. Kaçacağım buralardan. Bana asla dokunamayacaksın. Asla. Günaydın. Günaydın baba. E kaptırdın gidiyorsun, bunu unuttun. Sağ ol yavrum. Günaydın. Günaydın teyze. Günaydın. Ne giyeceksin? Mavi takımını mı yoksa beyazını mı? Ne giyeceksek çıkart işte. Beyaz takımını seversin sen. Hayır, siyah. Başka İstanbul yok hayvan.
seni değerlendirdim. İyi günler. Hayırlı işler. Sağ ol. Sorma Kazım. Saat 2'de bir uykum kaçtı. Ezanda oturuyordum hala. Ne haber Tahir? İyidir Eşref abi, sen nasılsın? İyi. Kaptan, akşama bizdesin. Al kızları da gel. Hayrola? Ya Selda bir şeyler hazırladı. Öyle kendi kendimize. Vay, doğum günün değil mi bugün? Kaç oldun bakayım? 18. Oho. 18'miş. 17 oluyorsun. Daha akşama dolduruyorsun 17'yi. Şu anda 16'sın yani. Yok 15'e bari. Boşuna uğraşma Kazım. Kabul et artık. Büyüdü işte. Sen de yaşlandın. Bak tıbbı kazandın. İnşallah birinci bitireceksin üniversiteyi, değil mi Aslı? İnşallah Eşref abi. Göreceğiz bakalım. Sen bitir şu tıbbı da ben yaşlanmaya razıyım. Sen şu tıbbı bitir, ben bile yaşlanmayı kabul ederim. Ben de gidiyorum. 17 ha? Daha öğrenciyim ama. Halletti, sağ ol Fevziye ablacığım. Anahtar tamam. Ben her şeyi hazırladım. Planladığınız gibi. Sakın panik. Günaydın. Merhaba Eşref Bey, nasılsınız? Sağ olun. Günleriniz nasıl geçiyor? Asker döndü mü? Apostolu meyhanesine çıkıyor musunuz? Bütün gece dönük durdun. Beni de uyutmadın. Kahve dokundu herhalde. Yumurtanı koyayım mı? İstemem. Midem berbat bu sabah. Sen ye. Ben de yemeyeceğim. Ye. Bir şeyler yeseydin. Vallahi yememek daha kötü. Dik otur, dik. Hüseyin. Efendim buyurun. Tedarik listesi verdiniz mi? Verdim Mecit Bey, verdim. Al Hüseyin efendim, beni özel yapayım. Yazıhanede ısıtırsın bir damla suyu. Akşama erken geleceğim. Yürüyüşe çıkartırım seni. Tabii tabii, çıkarız. Pislik. Allah kahretsin.
Açıkmış. Yolun açık olsun hayatım. Allah utandırmasın. Ya üzülme abla. Bana bunca sene ablalık ettin. Hakkını helal et. Helal olsun. Ama yav. Acele et. Aman aniden geleceği tutar. Fevzi abla. Aklım sende kalacak şimdi. Bu adam paralar seni. Konuşturmaya çalışır. Sen de gelsene. Seninle olacağım belli değil ki. Bir de beni mi düşüneceksin? Bir şey yapamaz o bana. Ciğerimi sökse fayda etmez. Arayacağım ben seni. Tamam mı? Tamam. Durumları ayarlayayım. Tamam tamam hayatım. Planladığımız gibi tamam mı? 50'ye kadar say ve fırla. Allah yardımcın olsun. Hadi başla. 1, 2, 3 Eşref kaptan, sana bir şey soracağım. Sor. Seninle olan Rüzgar, askerden dönüyormuş da bir hafta sonra. Evet, dönüyor. Sen beni işten çıkartacak mısın o dönünce? Ya ulan oğlum, o zibidiye tekne mi emanet edin? Kaç kişi ekmek yiyor bu tekneden ha? Hadi, hadi. Bak bak, yolcu geliyor. Gel korkma hadi gel. Ver. Gel oğlum rahatsız etme. Yok yok kullansın biraz. Ben yoruldum. Benim torunum da çok sever böyle kaptanlık yapmayı. Ben kaptan. Ben bir tuvalete gideceğim. İdare edersin değil mi? Tanker falan çıkarsa gazı kes bekle geçsin. Koslama sakın. Gitme. Thank you.
Ondan. Yahu. Hadi gel gel. Yavaş, yavaş. Geldim baba. Evet. Aa, gene neler aldın baba? Vardı evde her şey. Bir şeyler aldım işte. Bir de ondan. Yiyelim mi dede? İyi koy getir hadi. Aa, güneşte oturmayın, gelin içeri. Biz böyle seviyoruz değil mi dede? Evet. Evet, karışma zevkimize. Karışma anne ya. Deniz geldi mi? Teyzem daha gelmedi, ben şimdi girdim eve bak. Oo, paraladın mı gene dizini? Bugün çok sert oynadık dede. Bugün çok sert oynadın. Al. Bu ne anne ya? Yemek yemiyorsun sonra. Yemekten sonra yersin kalanı. Yağmur, akşam Kazım çağırdı. Oğlanın doğum günüymüş. Gelirim dedim. Aklını bir ara, istersen de haber ver oraya gelsin. Aman gelmez o. Eve de geç gelir nasıl olsa. E öyle. O bana haber veriyor mu geç geleceğiz ama? Ne hediye götüreceğiz baba? Ben bir tişört aldım. Hepimiz için götürürüz işte. Ha, bir bakayım. Afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz kapılarda böyle? Ay yasaktı değil mi kapı önünde sohbet? Gene hücrelerimizdeki ilkel geleneklerimize yenildik değil mi kraliçem? Affet bizi. Kaçın içeri, kaçın. Akşama Kazımlara gideceğiz. Doğum günü var. Benim tam komşu ziyareti yapacak halim var da baba. Vakit bulsam uyuyacağım. Mimar olmak kolay olsaydı. Bence tam tersi. Bu eğitim sistemi mimar olmamamız için kurulmuş. Mimar olmanın gerektirdiği yaratıcı süreci baltalamak için seni sürekli lüzumsuz şeylerle meşgul ediyorlar. Yaratıcı süreci kontrol altında tutmak eğitim sisteminin en büyük numarasıdır zaten. Bir bıraksalar neler yaratacak çocuk ama alt tarafı herkes gibi tuğla, çimento, ev yapacaksın işte. Bu kadar hava basacak ne var? Fevziye! Fevziye! Hayat Hanım'a söyle insin. Yemekten önce yürüyelim biraz. Duymadın mı kızım? Fevziye niye ağlıyorsun? Çağırsana hanımını. Hayat! Ulan... Aralarım sizi. Söylesene. Ha? Nerede o? Gitmiş efendim, gitmiş. Nasıl gitmiş ulan? Sana gözünün önünden ayırmayacaksın demedim mi ben? Nasıl gider? Nasıl gider? Ben mutfaktaydım efendim. Odasına çay vermeye gittiğimde yoktu, gitmiş. Toplanın lan hepiniz buraya. Geberteceğim ulan hepinizi. Geberteceğim. Birer birer ağzınıza vereceğim mermileri. Nerede ulan o? Nerede? Nerede dedem? Nerede? Nerede? Nerede ulan? Boşaltacaklar mı acaba bu sefer evi? Gene oyalamasalar bari. O kadar güvenlik odası, o kadar güvenlik kamerası, o kadar kişi. Nasıl görmezsiniz ulan? Nasıl kaçırırsınız? Nasıl? 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 Nasıl kaçırırsınız ulan? Nasıl? Nasıl görmezsiniz ulan? Defolun! Defolun! Çıkın! Defolun! Namussuz herifler!
Necit. Sana telefonu Hayat. Nasıl olsa bulacağım biliyorsun. Aç. Aç. Açmayacağım işte. Açmayacağım. Hayat. Hayat. Ya bol olsun. Özlemişim seni be. Ah İstanbul, ah. Kapısına dayanıp gene geri getiririm. Ama dirisini, ama ölüsünü. Her zaman getirmedim mi? Bu sefer de sürür getiririm. Saçlarından sürür getiririm. Kaçta eve geliyor bilmiyorum. Hep biz yattıktan sonra geldi. Biz gıkımızı mı çıkardık? Boşan. Deniz abuk subuk konuşma. İnsanlar mutsuz hayatlarını neden sürüklemek zorundalar anlamıyorum. Hadi hadi ben gidip ekmek yumurta falan alayım. Güzel bir kahvaltı hazırlayın siz de. Bir çay koyun. Sakin sakin kahvaltı edelim. Saat 9 oldu hadi. Hadi midem yapıştı ya. Allah Allah. Çocuğun olsun da seni de göreceğiz bakalım. Bu kadar burnu büyük olabiliyor musun? Ya mecbur musun çekmeyi o herife?
Girersin bir işe, çalışırsın, bakarsın çocuğuna. Allah Allah ya. Hem yayıp oturacaksın, adam para versin diye bekleyeceksin hem de. Kolayına geliyor böylesi tabii. Kadınların çoğunun ezilmesinin altında yatan tek gerçek kendi uyuzlukları ve yayıp oturmaları. Kim yayıp oturuyor be? Hangi kadın işi sabah 9'da başlıyor da 5'te bitiyor? Köpek gibi 5 parasız çalışıyoruz 20 saat bu evde. Hayvan! Ay kusura bakmayın Zülfiye Hanım. Rahatsız ettim sizi. Ben ev sahibiniz Hayat. Hani aramıştım sizi. Aa buyurun. Bu uzun boylu adam şey değil miydi? Eşref Kaptan, Marmara Eşref. 20 yıldır görmemiştim ama. Bak yine tanıdım vallahi. Ya biriydi ama. Çıkaracağım mı? Ne zaman çıkıyorsunuz? Bu ne soğan kokusu ya gece gece? Çok güzel. Sen benden daha çok sarmışsın. Ben hızlı çalışırım. Hah, basıldık. Gecenin birinde ne yaptığınızı sorabilir miyim? Dolma sarıyoruz işte. Ha, iyi. Deli misiniz ya siz? Kocan uyanırsa görürsün gününü. Oo, kocası da şimdi pireler uçuşuyor. Yataktan kaçıp geldi baksana. Hadi kız otur da tut ucundan sen de. Oldu ablacığım. Proje yetişecek sabah. Çıldırdınız resmen baba kız 2 gündür. Bu kaçıncı çeşit yemek? Sanki bütün Tugay terhis olup hep beraber yemeğe geliyorlar. Ay olsun acıkmıştır işte çocuk. Doya doya yesin ya. Sabaha kadar oturdum ki. Heyecan bastı tabii. Kolay mı asker beklemek? Ha, çok güzel balık aldım. Yolluyorum eve. Ha, yoksa pişirip mi getirsin hanım? Aman bir de balık işi çıkarma. 40 çeşit yemek yaptım. Hadi bekliyorum akşama. Gemici, al at. Bekliyoruz bakalım Zühre. Hadi maşallah maşallah. Üzmez artık seni inşallah. Sus biraz münasebetsiz konuşma. Aman ne var? Az mı çektirdi babası da mahalleye de? Allah Allah. Senin melek ne yapıyor Eşref Kaptan? Hep aynı mı? Aynı be Zühre.
köyde oturuyorlar annesiyle kardeşiyle. E getirseydin ya bugün onu da göreydi oğlunu. Getiremiyoruz işte. Şehre gelince kötü oluyor. Sesler gürültüden korkuyor. Biz gideriz artık. Oğlan gelsin. Ay anne bizi rezil ettin ya. Aman sen de niye rezil olacakmışız ki? Melek, üşüyeceksin kız sabah sabah. Hale bak. Yalın ayak başına bak. Gir içeri. Anne, alın şunu içeri. Kalkamadınız mı hala? İpek. Ahu. Bir ev dolusu kadın. Bir denesi kalkmaz şu saatte. Ne oldu oğlum? Alın şunu içeri. Donacak. Ateşi çıkacak gene. Aman hiç zapt edemiyorum gari. Bütün gece ayaktaydı. Ne bizi uyuttu ne kendi uyudu. Pencereye yapıştı kaldı. Sanki oğlan terhis olur olmaz gelip eline yapışacak. Bir ay sonra gelirse öpüp de başına koysun. Kızım, gınalı kızım. Hadi kalk da seni eve götürüp yatırayım bak. Gelin. Kaç oldu kaç? 8340. 8000 kaç? 8340. Kaç dedin kaç? Ya ana ya yine konuşturdun baştan başlayacağım ha. La ilahe illallah. Tövbe ya. Abla. Git al çabuk ne güzel sandviç yazık. Geç kaldım. Geç kalma. Beşte meşte gelir oğlanın otobüsü. Benim programım akşam 7'ye kadar dolu. Anne yakamı ver. Geldim. Hadi oğlum yesene. Saatten haberin var mı senin? Okula geç kalacaksın. Günaydın. Günaydın dedim. Konuşacağız. Sonra. Aa, ne yapayım? Kim yapacaktı onca hazırlığı? Akşama dünyanın insanı gelecek göz aydını. Bir koşu siz uyurken gittim dolma sardım ne var? Sonra dedik. Uzatma. Hizmetçisi oldun onların iyice. İnsan babasının evinde dolma sarmakla hizmetçi olmuyor Akın Bey. Sence sabah sabah saracak yer arama. Kardeşimin askerlik yemeğini yapmışım çok mu? Ben büyüttüm oğlanı. Taşıyacağım bu evi sonunda bu sokaktan. Bakalım zırt pırt kaçabilecek misin o zaman da yukarı? Ya sabah sabah. İt sütünü bakma havalava. Ana! Afiyet olsun. İpek afiyet olsun. Yüce Rabbim Halil İbrahim bereketi versin. Sağ ol oğlum sağ ol. Ahu! Kız hadi sene sofra seni mi bekleyecek öğlene kadar? Anne. Yok bir şey kuzum. Hadi ahuyu çağır. Ne diye hoplatıyorsun anneanne her sabah beni ya? Nereye yetişeceğim? Domateslere gübre mi yetişecek yoksa cevizlerine karga mı kondu? Akşam sabah buradayız işte. Aa
İş dolu. Senin keyfini mi bekleyecek işler? Bak süpürgeyle faraş gözünün içine bakıyorlar kapının dibinde. Süpürmüyorum bugün. Her gün ev mi kazınır? Sanki üzerimizden pislik yağıyor. Çok meraklıysanız siz yaparsınız. Siz dururken bu yaşımda ben iş yapacağım ha? Sizin edeceğiz peki? Pestil mi sereceğiz suratınıza? Ya anne, hani bugün kurs bakacaktık? Bütün sene evde oturup iş mi yapacağım ben? Ara babamı para versin. Bir an önce yazılayım artık bir kursa. Baban da onu düşünüyordu. Mahkemeye kadar zırnık yok. Nafaka bağlarlarsa gidersin. Babana kaldıysa işin oho. Hem kursa da gitsen, üniversiteye de gitsen, benim çatımın altında olduğu sürece üstüne düşen her şeyi yapacak. Ekmeğimizi hak etmemiz lazım kızım. Çalışacağız tabii. İpek, abuk subuk konuşma. Bak kız üzülüyor. Kapatın bu mevzuyu. Hepimizi sinir sahibi yapan sensin. Onu sinir sahibi yapan o anarşik kocası. Mapuzhane kapılarında deli etti kız o Marmara Eşref olacak it. Kız anneanne, vallahi 15 senedir doyamadın şu mevzulara. 2 yaşındaydım. Vallahi hatırlıyorum. Sen gene enişteme verip veriştiriyordun. Sus azıcık be. Cevap verme. Bırak yatsın. Bütün gece gezindi durdu zaten. Konuşmayın şunun yanında oğlunu mu oğlunu diyorum anlamıyor musun? Gelecek sanıyor hemen. Gelecekler tabii. Pazara burada olurlar. Anne keşkek yapalım. Rüzgar abim çok sever. Hiç işim yoktu da Rüzgar abine keşkek yapacağım. Bir günden bir güne 2 satır mektup mu yazdı? Telefon mu açtı? Teyzem ne oldunuz ne ettiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı dedi. Dünya yıkıldı durdu. Kıyamet koptu umurları değil. Duymamıştır. 2 dakika telefonla konuşuyorlar. Bizi mi anlatacaklar? O yağmurun çenesi duracak. Onun da yakındır senin gibi dul kalması o pamuç diliyle. Anne beni kocam boynuzladı ondan boşanıyor. Çenesinin düşmesi sonraki hadise. Sen gelsene buraya gel. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Gel buraya diyorum sana. Gel buraya. Munise, yemek yok mu? Gel buraya. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hoca herif oldu. 2. sınıfa gidiyorsun. Hala biz götürüyoruz. Ya baba giderim ben. Annem bırakmıyor ki. Arada koca cadde var oğlum ha. Işıklar var anne. Beklerim geçerim. Bizimle gelsin Akın abi. Ben götürürüm bunu. İşi var ondan geliyor. Sizin kahve bu tarafta değil miydi Akın abi? Sen ne yapıyorsun? Dur ne yapıyorsun? Ne olur? Akın ne yapıyorsun ya? Bak vallahi gebertirim arsız şeyler doğrudur be. Ya ne yapayım ya? Sabah sabah muhallebi gibi vızıldıyor. Götürmüyorum işte okula. Senin gibi adım. Kendin git okula. Bıktım ya. Ya Allah Allah sabah sabah nedir bu be? Ağlama. Ağlamasana çekirdeğim güzel oğlum benim. Ne tekmeydi o öyle ya boyuna bakmadan. Hadi. Gel canım gel. Gel bir tane. Aşkım benim. Şu anahtarı bir zahmet ev sahibine verir misin? Hayat Hanım diye birisine. Veririz. Gelen gideni aratmaz inşallah. Sizin karşımıza gelen yandı. Neyse ben kurtuldum. Hayat Hanım düşünsün. Güle güle Zülfiye abla, güle güle. Benim evi bugün boşalttılar Fevziye abla. Vallahi billah. Hiç ummuyordum ama. Akşamüstü de atıyorum kendimi inşallah eve. Ay inşallah, inşallah. Aman kızım, dikkatli ol. Yerini öğreneceğim diye yapmadığını bırakmıyor bize. Fevziye abla, bak hemen çıkıp yanıma geliyorsun. Yok kızım, ben yapamam oralarda. Belki birkaç ay sonra ablamların yanına Eskişehir'e giderim. Ay bunca seni arayıp sordular mı seni ablamlara gideceksin ya? Bak bize birbirimizden başkasından hayır yok abla. Ya ne olur uzatma. Koca ev. Gene can yoldaşı oluruz birbirimize. Vallahi pek güzel buralar. Yetmedi mi canın artık orada köle gibi ya? Nasıl olsa geçinmenin bir yolunu buluruz. Bak güzel abla. Sen otur düşün taşın. Geleceğin gün çantanı geceden yap tamam mı? Atıver arsaya. Sabah erkenden de o uyurken süt almaya diye çıkarsın. Kap çantanı doğru vapura. Geliyorum diye ararsın tamam mı ablacığım? O dakika gelir karşılarım ben seni ablacığım ya. Bak o hasta bir adam. Psikopat kız sus.
Yerimi falan söyletmek için Allah korusun. Vallahi senin bir yerine bir şey olursa ben buralarda iflah olmam. Ah be kuzu. Ay bana bak, sus sen şimdi, bırak onu. Bak bana bakacağım. Ah. Kız göz var göz. Ah. Böyle uzun boylu, üniformalı bir adam var. Ah kız. Deniz görüyor. Deniz. Ah. Vallahi billah. Ay sana malum oldu abla. Tamam. Tamam, ben seni ararım. Tamam. Merhaba Murat. İyi günler. Günaydın. Günaydın. Ne var ne yok? Banka müdürü aradı, krediyle ilgili. 11'de gelsin. Bana boncuk ustası Behçet'i çağır. Tamam. Marmara Eşref. Gel gel. Geldim geldim Kazım kaptan. Gemici gel. Buyur kaptan. Şu telefon parasını bir koşu yatır gel. Oo, bu ay iyisiniz yine kaptan. Bugünleri mumla arayacağız. Sen oraya gelecek. Geldim. Buyur Kazım başkanım. Gezi işi var. Hemşire grubuymuş. Pazar alır mısın? Alırız, almasına da hay Allah ya. İşi başkasına da verirdik de senin masrafın çoktur bu ara. Ya Kazım olmaz mı? Ama oğlanı anası bekler. Pazar köye götüreyim diyorum. Neyse yarın götürürüz artık. Öyle yaparsın. Ha, kumanyayı kendileri getireceklermiş. Buradan onda binecekler. Senden başkasına emanet edemem o kadar kadın. Şenlik var desene. Belki bir tanesini göğsünü tutar da kurtulursun şu bekarlıktan. Şöyle genç fıstık gibi bir hemşire fena mı olur ha? Bizim o defterler dürüleli çok oldu be Kazım. Olur mu be? Genç adamsın daha. Çocuklar da büyüdü. Hayat yalnız geçmez. Allah gecinden versin. Hani böyle laf edilmez ama sen benim arkadaşımsın. Yani melek artık yaşayan ölü sayılır. Bir celsede boşar hakim. Kaç senedir durumu değişmedi. Sen kendine bakacaksın bundan sonra. Ama bu işleri düşünecek halimiz mi var? Çocuklar daha kendini kurtaramadı. Kız son sınıfta ama artık bu ülkede bir üniversite bitirmekle iş bitmiyor. Dışarı gideceğim, master yapacağım diyor. Hadi burs falan alır, çalışkan kız. Ama harçlıkta mı yollamayacağız? Oğlan ne iş tutacak? Damadın desen zaten işleri her zaman karışır. Oğlanı alalım bizim kursa, gemici çıksın. Elinde bir meslek olur. Ne yapacak ki başka? Zaten liseyi bile zor bitirdi. Adam olsun artık, verme harçlık falan. Sıkışınca yola gelir. Hadi konuşuruz. Tamam, tamam. Bil bakalım ben kimim? Ya bırak. Selam, ne haber aşkım? İyidir. Sabah yoktun, derse yeni mi geliyorsun? Ha, sabah Porasköy'e babamın inşaatına gitmem gerekti. Laptopu çökmüş, evden bir şeyler istedi. Her şeyi yeni baştan yükledik. Devamsızlık not ortalamanı kötü etkiliyor biliyorsun. Şey, ne yiyorsun? Ya biraz versene, çok açım. Pek sana göre değil ama. Bu ne ya, saman gibi. Gel çatıda doğru düzgün bir şeyler yiyelim. Vaktim yok. Neşe Hanım bekliyor. Fuar için ilk maketleri seçeceğiz. Yapı yönetiminde görüşürüz. Geliyorsun ya, derse değil mi? Deniz, bu akşam bizimkiler Riva'ya gidelim diyorlar. Pazar günü babamın mimarlar grubu da gelecekmiş. Hani diyorum ki sen de gelsen. Sonbaharda orası çok güzel olur. Yürüyüş yaparız, takılırız. Rüzgar askerden dönüyor. Akşam bizde yemek var. Unuttun mu? Hay Allah, tüh. Ya annem de evde bekliyor. Babam inşaattan doğru eve gidecekmiş. Tuğba ile annemi benim götürmem lazım. Annem gece araba kullanamaz. Tamam, sorun değil. Sonra tanışırsınız. Ya aslında Rüzgar'ı da çok merak ediyorum. O kadar söz ettin ki. Hay Allah, aksi oldu ya. Daha dün gece söz ettik bundan Batu. Bazı şeyleri ne kadar hızlı unutabiliyorsun. Neyse, ben gecikmeyeyim. Görüşürüz. Ya, ya yapma aşkım ama ya. Sorun yok, sorun yok. Pazartesi görüşürüz aşkım. Allah'ım yarabbim ya.
Bir sorun mu var memur bey? Elektriği kesiyoruz. Niye? Borçtan. Ya bir dakika, bir yanlışlık vardır, kesmeyin. Ya kızımın evi orası. Bizdedir, bekleyin. Yağmur! Pazartesi idareden baksınlar. Ödenince açılır beyefendi. Uygulama böyle. Ya olur mu? Yağmur! Yağmur! Ne var baba, ne bağırıyorsun? Gel de gör ne var. Ne oluyor, ne var? Sizin evin elektriğini kesiyorlar. Aa, niye? Boş boş yok ki. He. Yoksa niye kessinler? Vallahi billahi yok baba. Kesin yanlışlık olmuştur. Tabii tabii, yanlışlık olmuştur. Pazartesi ödeyin açılır. Hı. Vallahi baba ya, Akın ödediğini söylemişti. Ödemiştir, ödemiştir. Uf. Yağmur, ne oluyorsunuz ya? Bunların elektriğini kestiler yenge. Ay baba, yanlışlık var diyorum. Fatura ödenmemişse kesmişlerdi. Dikkat etsenize kızım. Ödenmişse de kesiyorlarmış demek ki yengecim. İyi iyi Yağmur, uzatma. Çıkar şunları da yıka. Kaç kişi geliyor ya? Bu ne hazırlık böyle? Görürsün şimdi. Duyan damlar. Abin de yolda geliyor şimdi. Vay 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 vay. Bu kısırı da kim yapmış böyle? Al al ye ayol. Bekleme, arkası var. Bunun adı neden kısır ki yenge ya? Yani öyle bir lezzet ki, bırak kısırlığı, ölüyü diriltir, ölüyü. Edepsiz şey. Toparlar işleri yakın. Üzülme. Genç kaptan. Kaptan. Ne yapıyorsun bakayım? Problem. Alış şimdi de. Evet hayat. Hayat bir sürü problem çözmek demektir. Çok doğru ve? Hayat atınca kağıdın kalemin bile olmayacak. Evet. Akıldan çözeceksin. Çok doğru. Şuna baksana. Tamam. Ne var bunda? Şimdi dikkatle oku. Bütün mesele önce problemi çok iyi anlamakta. Evet. Tane tane. Benim annem 36 yaşındadır. Ben annemin yaşının yarısının 10-2 yaşındayım. 28. Ya problem de öyle diyor anne. Sor, ben kaç yaşındayım? Ben daha 28 yaşındayım. 28. Gibi olmasın sonradan sonraya. Bir doktora falan gösterseniz. Ya ne oldu ki şimdi? Probleme mi kızdı? Ne yapayım? Çözemedim. Ne oluyorsunuz ya? Yağmur nereye fırladı gitti öyle? Gel abi gel. Yoruldu herhalde biraz. Rüzgarın heyecanı da var. Bana bak. O zibidi kocası üzüyor olmasın kızı? Çekerim kulağını yarın kahvede bir şey varsa. Ha? Hoş. O da bütün gün kahvede böyle kuku maf kuşu gibi düşündü durdu ya. Var bir şeyden ama ne? Neyse. Sabahat. Hikmet bunu özel yaptı. Tıkış tıkış fıstıklı. Halis tereyağlı. İki misli para öderim ona. Diyorum ki ötekiler gelmeden şunu bir tabağa alsak da üstten üstten götürsek diyorum. Kolesterol ne olacak Osman Bey? Kolesterol? Ya şimdi bırak kolesterolü molesterolü. Ay dün ne yaptı Eşref biliyor musun? Hı hı. Tahlil istediydi ya doktor, almaya gittik. Bilgisayardaki oğlana eğilmiş fısır fısır bir şey diyor. Ne oluyor dedim. Meğer oğlana rüşvet teklif edermiş. Acık düşük yazsın kolesterolü diye. Yuh abi ya. Ama hadi. Saat kaçta geliyor seninki? Gelmesi lazım artık. Gelince ara dedim ama. Huysuz burnumuzun dibinde biter. Ay kız sakın.
Geldi galiba lan dayın. Gelmezdi o dede amca. Lan dede amcanı ihmal ettin bugünlerde, hiç uğramıyorsun. Bana bak, harçlıklar birikti ona göre. İstiklal marşını ezberliyorum dede amca. İyi akşamlar abi, iyi akşamlar Eşref. Oo, Ayşe Hanım gelmiş. Ne o kız, bir kişilik mi pasta getirdin? Sizleri şeker komasına sokmamak için Rüzgar'a ve Cem'e kadar getirdim. Kızlar da malum, kalorili şeyler yemezler. Ayol ne var, 40 yılda bir yeniyor. Bak Sabahat, uğraşma benimle. Enişte bey yok mu Ayşe? Yok, çıkamaz o, bilmiyor musun? Rüzgar isterse uğrar daha sonra bize. Kızlar nerede? Deniz okuldan gelecek, Yağmur da eve kadar gitti. Elektriklerini kesti de idare, ona sıkıldı zanımcacık. Ne o? Hayta damat ödememiş mi faturayı? Ay, ne bu pespayelik ya? İnşallah dediğin kötü bir şey değildir aşağıla. Aa, bak sen. Ayşe, çocuğun yanında böyle konuşmasana. Bu da cin şekerim, tuhaf yani. Korkuyorum bazen ben bu çocuktan. Ne oldu? Kötü mü gene damat beyin durumu? Ne var ayol? İnsanlık hali. Herkesin kapısından taşmıyor sizin gibi. İnsanın iyi günü olur, kötü günü olur. Yanlışlıkla olmuş. Bilgisayar atar. Sabahleyin açılır. E abi, birer kadeh içelim mi beklerken? Hadi. Heyecanlı var mı? İyi olur. Yağmur, iyi akşamlar. Gelmiyor musun? Tamam, geliyorum. Annem 28 yaşındadır. Ben annemin yaşının yarısını 10-2 yaşındayım sarım. Annen değil midir? Eşeksin. İşin gücün maymunu. Hadi yürü, toparla. Misafirler gelmeye başladılar. Rüzgar, hoş geldin. Kardeşim, hoş geldin. Baba. Yenge, amca, Rüzgar geldi. Gel lan buraya, dünyada sevdiğim tek asker. Baba. Ne oldu sana oğlum, dayak mı yedin? İş kazası. Komutanın cipini sürüyorduk ya. Neyse, senin kafan kalındır. Hadi bakalım göreyim. Amca? Aslanım benim, hop bakayım. Canım. Olan benim, kalınırım en güzeli. Burada. Gel. Gel. Geç bakalım. Hadi bakalım, hadi. Hepsini ulan senin için yaptık. Ablacığım, gel ne oldu? Canım, nasıl oldu ki kaza? Ya Nizamiye kapısından çıkarken bizim komutanın cipiyle çarptılar arabaya. Sonra ne oldu? Ne olacak baba? Azrail'e çalım attım. Bir haftadır hastanedeydim. İyi geldi son hafta yani. Dakikaları sayıyordum artık. Ay, şunun dediği lafa bak. Verilmiş sadakamız varmış. Ya yok bir şeyim benim, ucuz atlattım. Niye aramadın bizi? Panik yapmayın diye dolu. Tek parça geldik işte. Kim bilir sen nasıl çıkıyordun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Afiyete. Hadi. Afiyet olsun. Buyurun. Affedersiniz. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Buradan taşınanlar anahtarı galiba size bırakacaklardı. Aa, öyle mi? Siz ev sahibi misiniz? Evet. Size bırakmalarını rica etmiştim. Ben hemen sorayım. Buyurun isterseniz. Yok, telaşeniz var galiba. Evde kıyamet kopuyor. Geldi mi? Rüzgar! Rüzgar! Rüzgar? Seni özleyeceğim hayatta aklıma gelmezdi. Kız, gel buraya. Senin suratına ne oldu? İşin yoksa hepinize tek tek anlatacağız. Hadi gir içeri. Hadi.
Allah Allah. Hakikaten çok özlemişim seni ya. Ben de seni özlemişim ya. Özlemez mi ya? İkizin kızım o senin. İkiniz bir cansın. Selamlar. Halacığım. Deniz. Hoş geldin. Tamam yenge. Hoş geldin. Şuna versene. Geldi galiba. Baksana yıkılıyor. Hadi hadi hadi. Rüzgar. Geldik biz oğlum. Geldik. Çocuklar gelin gelin geldi. Gözün aydın abi. Rüzgar. Oy. Kardeşim benim. Allah. Selam. Murat abim. Koçum. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ne oldu lan façana? Güzelleşmişsin. Oldu. İkinci baskıyı da size anlatacağız. Gel geçin bakalım. Hadi abi. Hadi. Ben şimdi komutanın arabasını tamam, kullanıyorum. İyi akşamlar. Ya. Beni mahvediyor. Çal bakalım Celal. Biz ne yapacağız? Çalacağız herhalde. Allah Allah. Çal çal. Sen söylemesen ben akıl edemeyeceğim sanki. Tamam canım çal işte. Bu kim? Kimse kim? Misafir işte. Sen çal. O zaman iki kere çalayım. Ay amca sen seninkini çal sonra ben benimkini çalarım. Canım ne fark eder ki ben iki defa çalarım. Ay iyice bunadı. Bir yere çıkarılacak gibi değil. Sen kime bunak diyorsun hortlak cebine? Boşal. Sen bir cumhuriyet kızına boşal diyemezsin Celal Efendi. Ay yapmayın Allah aşkına yuvanızı yıkmayın böyle mutlu bir günde. Bakın torunumuz askerden gelmiş. O bizim torunumuz değil. Ya torunumuz sayılır Cemile. Elimizde büyüdü elimizde. Tabii tabii. Hadi Celal dizlerim ağrıdı. Hadi. Benim de midem sil çalıyor. Bir çorba içelim ondan sonra da ajansı seyredelim. Biz bir şey daha yaparız. Tamam tamam. Cemile. Hadi. Ay itme. Affedersiniz rahatsız ettim. Buyurun. Benim evin anahtarını size bırakacaklardı. Aslında siz beni tanımadınız. Eşref Bey değil mi? Ya kusura bakmayın kafam yerinde değil. Ben şu karşı evin sahibiyim. Rahmetli Tekin Bey'in kızı. Ay ben sizi unuttum. Abla bu hanımın anahtarını bıraktılar mı size Zülfiyeler? Aa bıraktılar. Dur evde gidip getireyim. Hayat. Aa, benim. Ferud'un kardeşi Hayat değil mi bu? Hay Allah ya. Geçen günle karşılaştık. Bir yerden çıkartacağım diyorum ama kusura bakmayın. Oğlan askerden geldi de dağıldık biraz. Buyurun buyurun kapıda kalmayın. Yok birkaç parça eşya gelecek şimdi. Aslında kiracılar geçen hafta çıkacaktı ama... ...boya temizlik falan yapılacaktı. Bir türlü olmadı. Eve taşısınlar eşyaları da ağır ağır yapılır her şey. Aa demek sen oturacaksın artık. Kaç aydır bekliyorum dur. Taşınmak için de ancak çıkardık kiracıları. Müsaadenizle. Yardıma falan ettim. İhtiyacınız var mı hayatım? Hiç değişmemişsiniz. Hep çok naziktiniz Eşref Bey. Teşekkür ederiz. Taşır adamlar sağ olun. Buraya buraya. Allah Allah bak sen. Hadi girin içeri. Hadi seyretmeyin öyle ayıp ayıp ayıp. Eşref hadi Bey, hadi ya. Baba sen nereden tanıyorsun bu hanımı? Aa tanımaz mı? Bunun abisi Ferud'un babanızın çocukluktan beri en yakın arkadaşıydı. Üniversitede beraber okudular. Beraber hapis bile yattılardı. Ay nasıl da beklermiş kedi gibi değil mi Eşref? Benim dolmaları sarmaları. Oğlan hapishane köşelerinde öldü gittiydi yaz. Buna da amcası gibi sahip çıktıydı. Akhisar'a mı ne alıp götürdülerdi o zaman. Bu mu oturacak şimdi karşımızda? Ay bir normal insan gelemedi yani şuraya. Hiç değişmemişsiniz. Hep çok naziktiniz Eşref Bey. Hep çok naziktiniz değil mi Eşref Bey? Bak ne oluyorsunuz ya? Kimdi kapıdaki? Hayat. Hayat mı? Ne yaptın Eşref abi? Hayatı kapıda bekletme. Al onu içeri. Kabul et. Kadının adı Hayat. Salak. Hangi kadının Eşref abi? Eşref abinin hayatının kadını. Ben yokken hayatına bir kadın mı girdi yoksa? Hayat kim be? Hayat bir sürgündür baba. Hayat.
Baba, Hayat geldi. Kadının aklını mı aldın iki dakikada Eşref abi? Yok, Akın'dır. Akın akın geliyorlar. Akın akın geliyorlar. Yürü be Selo, yürü be. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Ay, rüzgar geleli kaç saat oldu? Neredesin bu saatte? Başlama yine akşam akşam. Vay, koçum benim. Akın abim. İyi akşamlar. Rüzgar. Hı. İlk geceden fazla dağıtmayın. İlaç alıyorsan içki miçki içmeyin. Yok baba ya. Murat abilerde oturacağız. Bu silinen bilgileri güncellememiz lazım Eşref abi. Akın. Gelirim ben şimdi. Siz yatın. Hava alacağım biraz. Murat. Rüzgar dağıtmasın ilk dakikadan bak. Merak etme. Köye gideceğiz. Ona göre Rüzgar. Yapma baba ya. Gelir gelmez pazar gideriz. Pazar gezi işi almış babam ablacığım. Hadi erken gel. Annemiz ölür seni yorgun süzgün görürse. Gelir gelmez vicdan yapma abla. Plan yapmayın benim üstümden. Gitmem tamam, ben oraya. Tamam. Sakin ol. Tamam, sabah konuşuruz. Hadi Şeref. Gözüm aydın. Hadi bakalım. Askere iyi bakın. İyi akşamlar. Tamam. Eyvallah. Hoşçakal Akın abi. Yapma oğlum ya. Bakalım Rüzgar neleri unutmuş, neleri hatırlıyor. Ha? O kadını tanımıyorum bile abi. Yıllardır yatır ziyareti gibi gidiliyor her hafta oraya. Annem olduğu söylenen bir kaçık. Öyle üzgün üzgün suratıma bakan bir kadın. Babam üzgün üzgün oturur. Anneannem laf sokar. İmam efendi vaaz verir. Kadının biri suratıma bakar da bakar. Allah Allah. Ben çok düşündüm. Selo, bir lira versene. Ben çok düşündüm askerde. Çıkıyorum bu çemberden. O kokuşmuş aileyi tamam. Terk ediyorum. Babamın bana seçtiği Beykoz, Yeniköy hattını seçmiyorum gelecek olarak. Boğuluyorum abi. Gördünüz. İlk geceden başladılar gene. Ne yapabilirsin ki Rüzgar? Okumadın. Bir mesleğin yok. Sen doktor olacaksın ya. Bana bakarsın. Allah Allah. Bir 10 sene sonra doktor olursan bu gidişle bakacağım sana. Gerilmeyelim arkadaşlar. Tahir. Takılma sen de abi. Görmüyor musun anne? Ne yapayım? Rüzgar. Önce otur şuraya. Ve alçak sesle konuş. Çok mu dayak yedin sen lan? Çirkin. İsyankar olmuş abi bu iyice askerde. Sanki gitmeden önce farklıydı. Sadece küçüktü beyefendi. Bu kadar horozlanmıyordu. Arkadaşlar. Hayat sizin sandığınız gibi bir şey değil. Bir anlatsana bize bunu. Nasıl bir şey bu hayat? Siz... Mahkumsunuz. Budur abi. Bu kadar. Siz böyle gebereceksiniz. Seninki ne kadar farklı olacak Rüzgar? Ha? Ben uçacağım. Ben farklıyım. Kontrol bende olacak. Nereye uçuyorsun lan? Pilot.
Nereye uçuyorsun? Ne zannediyorsun? Kaç para kazanabileceğini zannediyorsun lan sen? Ne bakımdan farklı olacaksın? Rüzgar. Kırıp şeyine oturacaksın bizim gibi. Hepimiz gibi. Mimik yapma bana. Ya bırak şu içkiyi de bırak. Yalan. Hepsi yalan. O sofralar, o mutlu aile. Biz bilmiyoruz sanki, değil mi? Biz bilmiyoruz. Pislik gibi hepsinin hayatı. Beni de o pisliğin içine çekmeye çalışıyorlar. Yemezler abi. Yemezler. Bu soytarılık buraya kadar. Çakarım ağzının ortasına bir tane. Bütün iki seneliğini birden içti bir gecede. Herkes efendi olur gelir. Bu iyice kudurmuş abi. Ölümden döndü, bunun aklı başına gelmedi. Abi ara sen de Eşref abi. Burada yatsın bu gece bu. Gidip olay çıkartmasın. Kırdıracak ilk geceden ağzını burnunu. Ayılınca yolları sabah. Arama Murat abi, ben gidiyorum, kapıdan söylerim. Tamam. Tamam. Bak bu söylesin. Da okul birincisi. Bilmem ne. Mahallenin altın çocuğu. Sen de pek havalili olmuşsun sen de be. Anam belli değil, babam belli değil. Ne diyorsun sen Rüzgar? Rüzgar. Anam belli değil, babam belli değil diyorum. Havasından geçinmiyor. Otur şuraya be. Tamam sakin. Ne mana şimdi abicim bu? Niye çocuğun anası babası belli olmasın Rüzgar? Benim anam da babam da belli Rüzgar. Ben Başkan Kazım da Selda Hanım'ın oğluyum. Seni bir abi bilirdim yıllardır. Ama bundan sonra benim için bu konu belirsiz oldu artık. Tamam, tamam, sarhoş. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Gidip konuşalım mı Eşref abiyle? Bunun üstüne düşmesin birkaç gün. Toparlar. Oluruna bırak amcaoğlu be. Bakacak kan damarda durmamış. Haline baksana. Leş gibi kokuyor. Yatın hadi kızlar, yoruldunuz. O kadar hazırlık yaptık. Daha ilk geceden yok oldu eşşoğlu eşek. İnsan ailesiyle bir oturur, bir hasret giderir. Arkadaşlarını da özlemiştik kızım. Bırak biraz döksün kurtların. Bir de kapıda... Baba, bak söyle Rüzgar'a, bir daha bana ters konuşmasın. Artık yoruldum ben. Bir de onunla uğraşamam. Ay neden uğraşman gerekiyor anlamıyorum. Biraz rahat bıraksana insanları. Herkesi birden kontrol edemezsin. Neyi kontrol edebiliyorum ben ha? Neyi? Hanginiz burnundan kıl aldırıyor bu evde? Kimi yola sokabildik bunca yıldır? Şu enerjini kendi hayatını yola sokmak için harcasan da artık. Biz de daha az vıdı vıdı dinlesek. Benim hayatım mı var da yola koyacağım? Sizden vakit mi kalıyor? Bunu sen seçiyorsun. Sana kimse insanlara kul köle ol demiyor. Sen kurban rolünü seviyorsun. Başkasına cesaretin yok. Gözünüze dizinize dursun. Siz okula gidebilirsiniz diye ablan okulu bıraktı Deniz. Öf, biliyorum. Eğitim hayatımın her dakikasında bu şarkıyı dinledim zaten. Borçlarımı ödeyeceğim sana ablacığım, az kaldı. Her şeyin bedeli neden bu kadar önemli? Kaldırma onu. Botu yemeğe gelecekti, gelmedi diye canı sıkkın. Daha çok güvendiğin dağlara kar yağacak onun, çok. Eli zengin oğluna güvenip pek bir havalandı ama. Dilerim Allah'tan iyi olur. Onlar çok küçüktü Yağmur. Hayat bizi kavurduğunda hiçbir şey anlamayacak yaştaydılar. Sen de bir şey hissetmesinler diye elinden geleni yaptın. Yaşadığımız hayatı bizim gibi anlamalarını bekleme. Onlardan sadece 6 yaş büyüğüm baba. Ama nedense 20 yaş büyüğüm gibi davrandı herkes. Hiç çocukluğumu yaşayamadım. Şimdi de bunun için suçlanıyorum. Yapma Yağmur. Her şey için zaten ben suçlanıyorum son günlerde. Çok yorgunsun sen. Hadi yat. Ne karar verdik o günlerde seninle ha? Söyle bakayım. Hayata razıyım çünkü. Bu hayata razı değilim baba. İstemiyorum böyle anlayışsız, sevgisiz. Ayrılmayı düşünüyorsan Yağmur biliyorsun. Sana da oğluna da kapım her zaman açık. Olanları bilmiyorum sanma. Bütün milletin dilinde kumar oynuyormuş. Geçen sene babasından kalan son dükkanı da sattı.
Onu da yemiş, sıfırı tüketti. Acısını da senden ve çocuktan çıkarıyor. Karışmadım şimdiye kadar ama... Bak Yağmur, kılına dokunuyorsa leşini sererim Muhit'in. Bu ne be? Sigorta mı attı ya? Yağmur! Oo, aile hala ayrılamamış. Karanlıkta eve giremezler diye getirdim. Elektriğinizi kestiler bugün. Aa, öyle mi? Neden acaba? Yağmur, faturayı yatırmadın mı karıcığım? Aha konuştu kayınpeder. Büyük adam. Eski türlü. Ne var? Siz bir zamandır devrim yapmaya çalışmadınız mı bu mahallede? Biz de faturaları ödemiyoruz. Biz de muhalifiz. Gir baba içeri. Hayvan sarhoş işte. Bismillahirrahmanirrahim. Niye boyadınız gene bunu maskara gibi? Niye boyadınız diyorum. Ne diyorsun dayı ya? O çiğnediğini ne biliyor musun? Biliyorum. Ceset eti. Taş yok mu? Taş yok mu? Taş. Terbiyesiz sındık. Defol. Kaybol. Abi. Abi ne yapıyorsun ya? Geçmiş karşıma bir de cakkada cakkada ciklet çiğniyor. Vallahi bir odunlayacağım bir gün. Bak zaptur aptal bu kızı İpek, bu son iştahım. Uğraşma şununla abi ya. Babası laf geçiremedi, sen mi adam edeceksin? Ben senin o ahlaksız kocana benzemem. Armut dibine düşermiş derler. Fatma! Hadi sen eve sallanma. Baba ben buradayım. Fatma. Efendim ola. Bana dönerken bakkaldan bir paket sigara alıver. Unutma emi gülüm. Tamam olur. Ahu! Ben senin başını ezeceğim zındık. Vay 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 İstanbullular gelmiş. Nasılsın asker? Çakı gibi olmuşsun vallahi. Hoş gelmişsiniz. Öp bakayım dayının elini. Ne oldu yavrum? Komutanın mı depti? Yok dayı. Son hafta ufak bir kaza atlattık işte. Nasılsın bakalım? Nasılsın Fatma? Sağ ol. Hoş geldiniz abla. Bakıyorum sen de girmişsin tesettüre. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ama piştim işte. Girecek tabii. Sen kendi işine bak mimar hanım. Bitir şu okulu da gel bizim evleri bir adam et. Debemize yıkılıyor kızım. Gelip planlarını çıkartacağım bir aradayım. Çok güzel bu evler. Annem. Anneciğim ne güzel olmuşsun. Canım benim. Değişmemiş buralar. Hep bekledik açık önünü. Bu tabii evde konuşurken. Sabah ezanıyla dikiliyorduk açık önünü. Ay ne kadar
adam olmuş. Erkek olmuş benim oğlum, erkek. Vay anneannem, muruklamışsın kız. Efendim Batu. Ne haber aşkım, ne yapıyorsun? Aile ziyareti. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, ben de öyle arabayı kilitledin işte. Mi? Neredesin şu an? Köye geldim. Ya hırkayı aldım mı ama üşürsün bak akşam. Ha doğru. Cem ya. Nerede? Nasıl geçti yolculuk? Ben seni 2 dakika sonra arıyorum Batu. Senin derdin ne? Niye rahat vermiyorsun bana her telefon geldiğinde? Bir anlatsana. Aa manyağa bak. Ne derdim olacak senin telefonlarında bilmem nenle? Bana bak. Bana bak. Bir daha bu kadının yanında kavga ettiğinizi görürsem yemin ediyorum eşek sudan gelinceye kadar. Öf baba. Delireceği kadar delirmiş. Daha fazla bir şey olmaz. Merak etme.